Dostlarım, hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Bugün PES League oynayacağız arkadaşlar. PES League nedir? Şu anda YouTube'da hiç çeken arkadaş yok. En azından ben görmedim. Bir ilk yapmış olacağız arkadaşlar. PES League online draft olarak geçiyor dostlarım. PES League'e katıldığınızda şu anda sezon öncesi bölümde bir sıralama var ve o sıralamaya göre size bir şeyler veriyor dostlar. Bir hediyeler falan filan veriyor. Daha çok iyi bilmiyorum. Peki PES League'de bize hangi oyuncular gelecek? Dostlar, diğer draft'tan farklı olarak burada çıkacak oyuncuları ekranda görüyorsunuz. Şu ekranda gördüğünüz oyunculardan bize bir ilk 11 oluşturacak. Hatta şöyle bir sıralama yaparsak, genel dereceyi artan düzen yaparsak en kötü bize bu oyuncular çıkıyor. Yani en kötü 75'lik oyuncu çıkacak. Aynı zamanda Ronaldo, Messi, Suarez, Neymar gibi oyuncuların da takımımızda olma ihtimali var. Buna başlarken dostlar bir tane takım seçmek zorundasınız. Biliyorsunuz logodan ve formadan kaynaklı bu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz tabii her zamanki gibi Türkiye'yi seçiyoruz. Hiçbir ayrımcılık yok. Türkiye ile müsabakaya gireceğim dostlar ve hafta hafta oluyor bu ve buradan puan topluyorsunuz. Görüyorsunuz şu anda müsabakanın sona ermesine 41 saat var ve ben dostlar kayıtlara geçmek için 2 maç yapmak zorundaymışım ve şu anda kaç tane puan, kaç puanım olduğunu gösterecek arkadaşlar. Ben önce 2 maç yapmıştım ve internetim kötü olduğu için 2 mağlubiyet almıştım arkadaşlar. Fakat bu sefer videoda iyi oynayacağımızı umuyorum. Maça başla diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bunda da çalma var. Fakat bu online olacak dostlarım. A ortamı test edilsin. Bize bir rakip bulsun. Bakalım kim gelecek ve nasıl bir maç olacak. Evet dostlar, evimizde oynayacağız. Rakibimiz M4 Junk isimli bir arkadaş. Ve bu dakikadan sonra arkadaşlar şöyle bir olay var. İki takas turu var gençler. Bu iki takas turunda dostlarım biliyorsunuz offline'da oynadığımızda dostlar sadece biz belirlikleri ve takımları seçebiliyorduk. Bu arada oyuncularımız ekrana geldi. Mkhitaryan, Pepe, Mata, Fazio. Haydi bakalım 3 oyuncumuz da gelsin. Haydi hocam. Higuain, Verratti ve De Gea bizde gençler. Bu üç oyuncu bizde. Kalecimiz iyi. Forvetimizin olması da iyi. Orta sahada iyi. Yalnız adam çok güzel. Adam Hazard. Sol açık, sağ açık ve Dybala. Şimdi ne olacak? Haydi gel. Haydi gel bir de buradan yak hocam. Eleman çok güzel çekti. İyi güzel. Lakin bu adam bunları koruyabilecek mi? Olay bu. Hocam bakıyorum ben. Ben de Higuain var. Tamam mı? Benim şu anda sol açık ve sağ açım var. 2 tane orta, hatta 3 tane orta saham var. Göbeklerim de iyi. Tamam, sıkıntı yok. Stoperlere bakıyorum. Fazio ve Pepe güzel. Sol bekim var. Sağ bekim var. Sağ bekim iyi olmasa da onun sağ beki var mı? Şöyle iyi bir sağ beki. Aurieri var. Kimi seçeceğim? Bale'i mi seçeceğim? Hazard'ı mı seçeceğim? Lukaku'yu mu? Dybala'yı mı seçeceğim gençler? Benim aklımda şu anda Dybala'yı seçmek var arkadaşlar. Dybala'yı seçeceğim. Çift forvet oynatacağım. Takımımıza 4-4-2 oynamayı düşünüyorum. O da kimi alır? Kimi alır? Şu anda onun ihtiyacı olan kalecisine bakıyorum. Adamın kalecisi var mı abi? De Gea'yı alabilir abi. Valla ne yapacağım gençler? Ya Higuain'i koruyacağım ya De Gea'yı, bence kaleci alır diye düşünüyorum. Lukaku ve Dybala gibi iki tane forvet olduğu için, yani Lingard değil de sağ bekimizi verelim. Bakıyorum Pereira var, daha iyi. Tamam. Sağ beki verelim arkadaşlar. Mkhitaryan almış arkadaş. Bizden Mkhitaryan'ı seçmiş. Biz de ondan Dybala'sını aldık. Ve şimdi de gençler ne yapacağım? Ondan kimi alacağım diye bakıyorum şöyle bir. Mkhitaryan'ı var. Kedirası var. İşte acaba Bale'i mi korur, Hazard'ı mı korur? Burada bir kumar giriyor devreye. Burada bir kumar giriyor devreye. Kanat oyuncum var mı benim? Sağ kanadım var. Hadi Hazard'ı alıyorum ya. Bale'i almayacağım. Hazard'ı alıyorum. Şansımıza küseceğiz abi. Ne yapalım? Bu adam Mkhitaryan aldı. Bunun ofansif orta sahası kötüydü. Adam mantıklı oynuyor. Sıradaki oyuncu olarak kimi seçer? Stoperi güzel. İki tane güzel stoperi var. Defansif orta sahası var mı? Göbeği Kedira'yı oynatabilir.
Higuain'e hiç dokunacağını zannetmiyorum. Verratti alır mı lan bu? Ama De Gea'yı da alabilir ha. Vallahi. Ben Verratti'yi koruyacağım gençler. Verratti'ye ihtiyacım var. Verratti'yi koruyacağım. Yine bir kumar diyebiliriz bunun için. Kimi gönderelim? Sağ kanat. Bakıyorum. Tamam ya, Chamberlain var. Seçtim arkadaşlar. Arkadaşı bekliyoruz. Evet. En heyecanlı bölümleri burası zaten bu işin. Hazard seçtim. Eleman Higuain'i seçti. Evet. O zaman ne yapacak bu adam? Çift forvet oynasa sağ açıkta Bale'i oynatamaz. Higuain'i aldı gençler. Sıkıntı yok arkadaşlar. Dybala bize yeter ileride. Sıkıntı yok. Hava toplarında Higuain işime yarayabilirdi. Sağlık olsun. Hemen kadroyu ayarlayacağız arkadaşlar. Bakıyorum şöyle bir. Kayıtta sıkıntı olmasın. Bazen sıkıntı yaşayabiliyorum. Onu kontrol ettim. Ne yaparız? Ne yaparız? Ne yaparız hocam? Şöyle bakıyorum. Roberto Firmino, Nolito. Şu anki kadromuz aslında var ya, şu bölümdeki diziliş gayet iyi arkadaşlar. Hani pek bir değişikliğe ihtiyacı yok bu kadronun. Diziliş de hoşuma gitti. Yalnız bizim defansif orta sahada Dele Alli'yi oynatamaz mıyız? Dele Alli kötü oynuyor. O zaman şöyle yapsak, tamam, Mata. Gel Mata, neredesin evladım? Mata, sen defansif orta sahada oynayamıyorsun. Gayet güzel. Gayet güzel. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Verratti tek başına defansif orta sahada oynasın. Şu Dele Alli'yi biz, tamam mı? Göbek yaparsak Keita daha iyi oynuyor ya. Aynen. Keita'yı alırım, daha mantıklı olur abi. Daha mantıklı olur. Takımımız güzel şu anda arkadaşlar. Gayet iyi. Hiçbir sıkıntısı yok. Hani şunları açık oynasak nasıl olur diye bakacağım. Sen sol açık oynasan, sen de şöyle sağ açık oynasan Chamberlain. Sağ açıkta Lucas Moura. Hadi Moura'yı alalım arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde ayarladık. Şimdi vaktimiz kalmayacak. O yüzden hızlıca bir kaptanı seçeceğim. Hazard'ı seçtim. Uzun frikikçimiz, hadi sen ol. Kısa frikikçimiz, sen ol. Şimdi hızlıca arkadaşlar, şu an hazır taktikleri ayarlamam lazım. Pardon. Hücum ayarları. Kontra atak oynuyorum. Uzun pas oynuyorum. 20 saniyem var. Defans olarak da tam defans. Agresif, tam. Defans çizgisi geride kalsın. Ben tamamım hocam. Ben tamamım. Arkadaşın kadrosu da görmüş olduğunuz şekilde, bizden kadrosu biraz daha iyi diyebilir miyiz, diyebiliriz. 10 numara bir draft olmadı bizim açımızdan ama yine ben karlı olduğumuzu düşünüyorum. Gençler, bence draftı gayet iyi yaptık gençler. Niye diye soracak olursanız, kaybettiğimiz oyunculara bakıyorum arkadaşlar. Kaybettiğimiz oyunculara bakıyorum. Bir tanesi Higuain, bir tanesi de Mkhitaryan. Şu anda Mkhitaryan'ın takımında zaten çok ihtiyaç yoktu Mkhitaryan'a. Ama kazandığımız oyunculara bakıyoruz. Dybala ve Hazard. Gençler, biz kontra ataklarla uzun oynarsak, yerden oynarsak, tamam mı? Yani ortal açamayacağız tabii, kısa olduğu için hücum hattımız. Ne olacak arkadaşlar? Geleceğiz abi, böyle vuracağız, olmayacak. Olmadı. Kısa oyuncularımız ve hızlı oyuncularımız olduğu için kontra atak şeklinde oynayacağız. Golü bulacağız arkadaşlar. Tabii uzun toplar, havadan toplar pek işimize yaramayabilir. İçeriye ortaya açtım. Keita kafası. Güzel başladık. Güzel başladık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, sağ üstte internetimin hani iki diş olarak gösteriyor. Çok iyi değil internetim. Ondan bazen ara ara ping yaşayabiliyorum. Lag sorunu yaşayabiliyorum. Umarım bizim gol yememize falan neden olmaz bu sıkıntı. Bu arada Mata'yla geliyoruz. Mata pasını vermek istedi. Olmadı. Vurabilirdim ama orada Hazard tekrardan kaçar mı dedim. Şimdi Mata araya oynayacak. İkidir kaybediyoruz Mata'yla. Hayırdır inşallah hocam. Eleman Higuain de geliyor. Sola doğru pasını verdi. Lukaku'yu karşılayacağız. Çift forvet oynatıyor arkadaşlar. Evet, tam tahmin ettiğimiz şeyi yapıyor. Şu anda Mane. O da tehlikeli pozisyon yakaladı. Kalecimiz. Allah'tan iyi bir kalecimiz var ki kurtardı. Alexandro ortasını yaptı. Bakın, uzun oyuncular olduğu için bu adam havadan oynamak zorunda gençler. Eleman gerçekten iyi. Zaten size önerim de budur arkadaşlar benim. Gidip offline oynamayın, online oynayın, online draft oynayın. Bu arada Lucas Moura ile geliyoruz. Küçük bir orta açtım. Dybala vuramadı. Lucas Moura kanatta iyi işler yapacak bugün. Haydi Dybala, haydi Dybala.
Kontrol edemedik topu. Hazard. Şimdi ondan sol açıktan geleceğiz. Hazard. Rakip tanımıyor. İçeri ortasını yaptı. Dybala vurdu kafayı, dönen pozisyon. Klas bir gol. Dybala. İzleyin golü. İzletmiyor. Geçti arkadaş. Tabii online olduğumuz için tekrarını izleyemiyoruz. Dybala topuk golü attı gençler. Topuk golü. Kafa vuramaz diyordum. Görüyorsunuz bakın, Higuain'i kaybettik. Dybala'yı aldık ama Dybala bize daha iyi etki sağlayacak. Bizim daha iyi olmamızı sağlayacak. Bu arada Keita. Hemşir. 2 oldu 2. Ekranları başında. Hemşir takipçileri seviniyor. Eleman neye döndüğünü anlayamadı. Neye döndüğünü anlayamadı. Mal oldum. Follow foş oldu. Draft'ın önemini görüyorsunuz değil mi? Draft'ın önemini görüyorsunuz. O Hazard'ın, Dybala'nın önemini görüyorsunuz arkadaşlar. Draft'a hiçbir zaman hırsınıza yenik düşmeyin. Overall'a yenik düşmeyin. Mantık oynayın arkadaşlar. Mantık oynadığınız sürece kazanıyorsunuz. Ben bunu fark ettim. Aurier. Şimdi Lukaku ile sağ kanattan gelecekler. Orada bir hatamız vardı. Tehlikeli pozisyon. Higuain ile golü buldular. 2-1 oldu. 2-1 oldu. Orta açtırmamamız gerekiyor. Olsun. Moral bozmak yok. 2-1 devam. Zor bir maç olacağını söylüyordum zaten. İçeriye doğru bir orta. Eleman yine tehlikeli geliyor arkadaşlar. Bu sefer Verratti ile karşılamaya çalışıyoruz. Abi şu ortaları bir bırak artık ya. Anladık, uzun oyuncularım var. Valla kalede ecel telleri döktürüyor arkadaşlar. Biz bu arkadaştan daha iyi oynuyoruz. Bence. Yani benim düşüncem en azından bu, real düşüncem. Ama arkadaşın o havalı topları, bizim defansımızın kısa olması ne yazık ki bize sıkıntı yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir kelliğini melliğini olacaktı da görecektik bu arkadaşı. Görmüş olduğunuz gibi gençler, top tutamıyor onların forvetleri ayaklarında. Bu arada sol açı oynamaya çalıştım. Yani onlar illaki kanattan getirip havadan oynamalar lazım arkadaşlar. Bu arada kalecimi oynayacağım. Aman aman De Gea, sana güveniyorum. Hata yapmayacaksın. İlk yarının sonlarına doğru geliyoruz arkadaşlar. 2 gol erkenden bulduk. Rehavete kapılmak yok. Rehavete kapılmak yok. Gol aramaya devam ediyoruz. Haydi hocam, Mata. Mata ile geliyoruz. Mata, Juan Mata. Mata, Mata, Mata vurdu olmadı. Vurmayacağım orada, vurmayacağım. Aşağı pasımı vereceğim. Haydi Klein. Klein. Biraz kötü bir oyuncu tabii bu. Overall'ı düşük. Zorluyor bizi. Ulan ya, var ya, Mata ile atamadık. Orada şey denedim arkadaşlar. Plase denedim. Olmadı. İkinci yarıda bizi daha güzel bir oyun bekliyor. Klein oynadı Keita'ya. Keita pasını verdi Mata'ya. Mata, Mata. Kaç oğlum be Dybala. Çık offside'dan. Haydi Mata. 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 Juan Mata. Golü buldu. Hemşir 3 oldu 3. O kadar kolay değil. O kadar kolay değil. Draft'ta hemşir yenmek o kadar kolay değil. Benzema'yı aldın da ne oldu? Bir gol attın, kenarıya çekildin be kardeşim. Pardon, Benzema diyorum arkadaşlar. Higuain'i. Higuain'i aldı, bir gol attı, kenarı çekildi. Başka bir şey görebildik mi? Maç esnasında Higuain'den ben hiçbir şekilde efor göremedim. Hiç efor sarf etmedi. Ama bizim Dybala'mız, Mata'mız mükemmel oynuyor şu dakikaya kadar. Görüyorsunuz Lucas Moura. Moura oynadı sağ kanada. Orada Dybala geçemedi tabii. Biraz da klavyeyle oynadığım için arkadaşlar. Klavyeyle oynamayı sevdiğim için oynuyorum bu arada. Joystick alamadığımdan değil. Hareketler yapamıyorum. Mata. Ben biraz tabii top kayıplı oynadım ya. Mata'ya da biraz haksızlık ediyoruz şu anda. Mata'yla kaybediyoruz falan ama benden kaynaklı. Çok zorluyorum. Daha sakin oynamam lazım arkadaşlar. 60. dakika. Üst üste top kayıplar yapıyorum. Çalım atmaya çalışmayacağım ya. Birazcık gençler sakinleştirebiliriz oyunu. Birazcık sakinleştirebiliriz. Ne yaparız? Böyle kısa paslarla artık. Yani garanti paslarla oynarsak. Oyunu biraz daha sakinleştirebiliriz. Gol de bulabiliriz. Lucas Moura sağ kanattan geleceğiz. Şimdi acele etmiyorum. Acele etmiyorum. Verdim pasımı. Çok güzel paslaştık orada ama. Mata. Mata'da bir şanssızlık var. Mata'nın bir olayı var. Mata bugün ya gününde değil. Pepe. Beşiktaş'ın defansı kesti. De Gea'ya döndü. Taraftarlar alkışlıyor. Uzattım sol kanada doğru. Çok güzel indirdi. Dybala ver pasını oğlum. Mata. Aferin lan Mata sana. Aferin lan, al lan Mata. At lan Mata, atma lan, ver lan oğlum. Dybala vur lan oğlum. Olmadı. Hadi hocam, bitti o, bitti. Ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? İmleç değişikliği yapmadı gençler, o kadar basmama rağmen.
4'ü bulacaktık. Biraz artık hani biraz cıvıttık ya. Vallahi cıvıttık. Dybala'ya attırmaya çalıştım, olmadı. Higuain'e tehlikeli geliyorlar. Korner. Korner. Hocam cıvıtmıyoruz, tamam. Olayı rengini değiştirmiyoruz. Çizgimizden çıkmıyoruz gençler. 4'ü bulalım, rahatlayalım. Artık 3 puanı garantiledik gibi bir şey ama ezmek istiyorum. Ezmek istiyorum. Haydi. Bilmiyorum. Bravo'yu görmedim zannedersem. Higuain'e tehlikeli geliyor. Ancak o kadar olur hocam. Ancak o kadar olur. Sen kafanı rahat tut. Higuain'e en fazla o kadar yaparsın. Lukaku. Ya bırak, Allah'ını seversen ya. Allah'ını seversen bırak ya. Yazık ya. Yani seçebileceği, alabileceği daha iyi oyuncular vardı. Siz böyle yapmayın diye söylüyorum arkadaşlar. Yoksa benim işime geliyor yani, bu adamı kaybetmesi. Siz gidip de hani overall yüksekliği bir oyuncu almayın, bakın görüyorsunuz. Higuain'i aldı, ne oldu hocam? Dybala'nın overall'u ondan kötü. Tamam mı? Benim gitti orta sahamı da aldı. Al, Mata bana yetiyor zaten. Çok güzel. Dybala verdi pasını. Eden Hazard. Dört bir oldu. Boru değil. 4-1. Online draftta hemşir rakibini hunharca izliyor. Ben bundan önce 2 maç yapmıştım arkadaşlar. İkisine de yenilmiştim ama dediğim gibi internet bağlantımdan kaynaklı bir şeydi o. Acayip luck vardı. Allah'tan videoda o kadar luck yaşamadık. 4-2 oldu. Mane attı. Görüyorsunuz zaten sağ üstte hep bir 2 diş olarak gözüküyor. İyi ki gol atmışız gençler. Hani risk etmeye gerek yoktu. 4-2 temiz bitirdik. Temiz bitirdik arkadaşlar. Evet dostlar, online draftta 3 puanı almış olduk. İlk 3 puanımızı almış olduk. Bu maçla birlikte Dybala maçın adamı oldu. Hemşire ailesi, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videodan daha fazla gelmesini istiyorsanız ve bu dakikaya kadar izlediyseniz videoyu beğenebilirsiniz dostlarım. Siz beğenini sayınız, yorum sayınız, videoya olan ilginiz bu seriyi devam ettirecektir, emin olabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.